Biz de buraya yerleşmeye karar verdik. Öyle mi? Hayırlı olsun. Pek hoşuna gitmedi galiba. Önemli olan sizin kararınız. Çocuklar kardeşlerine yakın olurlar diye düşündüm. Sence de iyi değil mi bu? İyi tabii. İyi. Buraya çok yakın bir ev buldum. Çocuklar rahat rahat gelir gider. Deniz de yardımcı olur yine sana. Anladım. Okulların nakil işlemlerini halledeceğim. Sonra hemen taşınacağız. Cevriye Hanım'ı nasıl razı ettin diye sormayacağım. Önce Nuri Nisa teyzeler gitti. Sonra sen. O da çok yalnız kalmıştı orada. Fikret. Tahsin'i görünce şaşkınlıktan unuttum ben. Ne oldu mahkeme? Bugün müydü? Ne oldu? 24 yıla mahkum oldu. Ne diyorsun? Hay Allah ya. Çok değil mi? Kahveye bakayım. Ev işiyle uğraşırken tamamen aklından çıkmış. Çok özür dilerim Fikret. Özür dileyecek bir şey yok. Olur mu? Böyle bir günde yanında olmak isterdim. Hizmet üniteleri burada. İki blok halinde yer alacak. Böylece ana binanın kullanım alanı büyük ölçüde genişletilmiş olacak. Evet işte. Aklın yolu bir. Bu durumda sizin de önerdiğiniz gibi toplantı salonu bir yerine 3 tane inşa edilecek. Özür dilerim. Hizmet ünitelerinin ana bina dışına çıkarılması imar durumuna aykırı diye hatırlıyorum. Bizce mahsuru yok. Projenin bu şekilde değiştiğinden de şu anda haberim oldu. Nihat Bey'le dün yaptığımız görüşmeden sonra yeniden hazırlandı. Ama ben size imar planına aykırı bir durumda ısrar etmemenizi tavsiye etmiştim. Sorumluluk bize ait diyorum Ali Bey. Yasal müeyyide uygulanacak olursa muhatabı biziz. Kusura bakmayın. Sarper Şirketler Grubu'nun adının herhangi bir usulsüzlük durumuna karışmasını istemiyoruz. İlk proje üzerindeki bazı değişiklikleri onaylıyorum. Ama buna kesinlikle hayır diyorum. Ali Bey, sizle çalışacağız diye diğer firmaların tekliflerini geri çevirdik hep. Bize vakit kaybettirdiniz. Üzgünüm. Bu şekilde kestirip atmadan önce biraz daha düşünelim derim ben. Ali Bey'le kendi aramızda bir daha konuşalım konuyu. Ortak bir noktada birleşeceğimizden eminim. Necla Hanım'ın aklında benim düşünemediğim bir çözüm var galiba. Henüz paylaşmadık. Müşterimizin yanında bunları dile getirecek kadar da şeffafız işte. O zaman sizden bir toplantı daha talep edeceğiz. Affedersiniz. Alo. Niye aramıyorsun abla? Canım, işim var, çalışıyorum. Abim merak etmedin mi hiç? Ettim tabii. Ama çok yoğunum bugün. 24 yıla mahkum oldu. Alo. Alo abla. Anladım. Ne anladın? 24 yıl diyorum sana. Tamam canım. Sonra arayacağım ben seni. Arama istemiyorum. Arama sen hiçbirimizi. Ayşe'cim, çok önemli bir toplantıdayım. Sonra konuşalım. Artık seninle konuşmak istemiyorum. Sen bizi istemiyorsun. Ben de seni istemiyorum. Sakin ol, arayacağım dedim. Bizimle ilgilendiğin yok. Kendinden başka kimseyi düşündüğün yok. Sevmiyorum artık seni. Özür dilerim, cevaplamam lazımdı. Evet, ne diyorduk? Alabilirsek ortak kararı bir sonraki toplantıda görüşelim dedik. Güzel. Ayşe. Gel ablacığım sen benim yanıma. Ayşe.
evinde işi bitmiyor ki. Alışverişe gitmek lazım. Üstümü değiştireyim de çıkayım bari. Öf. Babanın bezi de bitti. Eczaneye de uğrayayım. Ah şu yaşta çektiğim eziyete bak. Ağlama Ayşen. Küçücüğüm benim. Necla ablamı aradım. Keşke aramasaydı. Abim sormadı hiç. Merak bile etmedi. Telefonda söyleyince de şaşırmadı. İşim var deyip beni başından savdı. Kocasına karşı mahcup ediyoruz onu. Onun için uzak duruyor bizden. Sanki o bu aileden değilmiş gibi davranıyor. Başka aidiyetler var artık onun. İşi, parası, yeni çevresi var. Bu eve gelmemesini anlıyorum. Fikret ablam da gelmiyor. Burası artık bizim evimiz değil ki. Düşmanın ini. Ama Necla ablam hiç umursamıyor bile. Parası var, işi var. Sana bakacak gücü var. Niye o yardım etmedi bize? O çok önceden söyledi yavrum. Kimse bana güvenmesin dedi. Annem çok yorgun ama sana söyleniyor diye kızıyorum ona da. Ama en çok abime kızıyorum. Onun yüzünden muhtaç olduk buraya. O bizi bu hayata mahkum etti. Abin suçsuz. Katil yanı başımızda bu evde. Onunla bir çatı altında yaşıyoruz kızım. Bizim ondan kurtulmamız lazım önce. Abinin suçsuzluğunu ispat etmemiz lazım. Ne oluyor Ayşe? Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni Ayşe? Ne oluyor Ayşe? Bebeğim, merhametli kızım benim. Sen hiç kaybetme bu vasfını. Sen diğerlerine benzeme sakın. Leyla! Leyla! Efendim. Ne oldu kızım? Geldiğinden beri kapattın kendini. Dinleniyorum.